Ramazan için mükemmel bir tarifim var. Size bugün kilis tava yapacağız. Hem göze hitap ediyor hem de mideye. Bir kere iftar sofrasından kalkmak istemeyeceksiniz. Bu tepsi bitmeden. Evet arkadaşlar, iddialıyım. Malzemelerimizi görüyorsunuz. Harika. Etimiz var. Dilediğiniz kadar, istediğiniz kadar olur. Kaç kişiyseniz ona göre ayarlıyorsunuz. Domatesimiz var. Hemen burada sarımsağımız var. Soğanımız var. Kuyruk yağımız var arkadaşlar. Olmazsa olmazı. Kuyruk yağı olmazsa bu etin lezzeti olmaz. Patlıcanımız var. Kapya biberimiz, köy biberimiz ve sivri biberimiz var. Evet, malzememiz bol arkadaşlar. Zeytinyağımız da olacak. Muhteşem bir kilis tava yapacağız. Bereketli ve bir o kadar da lezzetli, gerçekten harika bir kilis tava yapacağız. Öncelikle kuyruk yağlarımızı ne kadar küçük doğrarsak o kadar iyi. Buna bol kuyruk yağı doğrayacağız. Yağlı olacak. Bir kere bu konuda taviz vermeyeceğiz. Evet, sarımsaklarımızı şimdi yapalım. Ezersek suları da çıkar ve aromasını yemeğimize daha iyi verir. Evet, sıra geldi soğanlarımıza. Tabii herkes tepsi kebabını, kilis kebabını farklı yapar. Ben çok küçük doğramıyorum. Malzemenin içinde eriyip kaybolmasını istemiyorum çünkü. Lezzetini versin ama içinde de kalsın istiyorum. Bu yüzden biraz büyük doğruyorum. Soğanlarımızı da etle buluşturduk. Şimdi yeşilliklerimizle devam edelim. Yeşillikler çok önemli arkadaşlar. Bunları şöyle ince şeritler halinde yapmanız güzel olur. Pişme oranlarına dikkate almamız gerekiyor. Yavaş yavaş tüm malzememiz tepside toplanıyor. Aynı şekilde kapya biberlerimizi de yine ince ince doğruyoruz. Evet, tüm malzemelerimizi doğradık. Tepside şu an buluşturduk. Şimdi bunları güzelce harmanlamamız, iyice bir yoğurmamız gerekiyor. Tamamı birbirine özdeşleşmeli. Neler vardı malzememizin içinde? Kuyruk yağımız vardı, etimiz vardı, kapya biberimiz, köy biberimiz, kırmızı biberimiz, sivri biberimiz vardı, domatesimiz vardı, soğanımız vardı, sarımsağımız vardı. İşte tüm bu malzemeler güzelce karıştırıp yoğurup böyle birbirine geçmesini sağlayacağız. Biz kilis tavayı biraz yorumlayarak yapıyoruz. Renk cümbüşünü görüyorsunuz. Hiçbir malzeme içinde kaybolmasın diye büyük doğradık. Piştiğinde de tüm malzemelerin tadını alabileceğiz. Evet, şimdi gelelim bu mükemmel lezzete
aromasını verecek olan baharatlara. Evet, ilk baharatımız arkadaşlar yeni bahar. Sonra kimyon, buna çok yakışır. Kimyonumuzu atacağız. Evet, karabiberimizi atacağız. Evet. Şimdi burada hem toz hem de pul biber var. Kırmızı şöyle ona rengini verecek. Acı sevenler bunu daha fazla atabilir. Hafif de kekik atacağız. Ve tuzumuz. Şimdiden baharatların kokusu da geldi. Harika bir lezzet olacak. Evet, ben şimdi sizin için şöyle küçük bir tepsi hazırlayacağım. Ne yapacağız? Tepsimizin öncelikle dibine patlıcan koymamız gerekiyor. Patlıcanları ne kadar ince ve uzun keserseniz o kadar iyi arkadaşlar. Genelde iki patlıcan böyle bizim küçük bir tepsimiz için yetiyor. Şimdi tepsinin dibine şöyle bir zeytinyağıyla yağlıyoruz. Hemen dibine kestiğimiz bu patlıcanları diziyoruz. Evet. Şimdi buradan etimizden şöyle alıyoruz ve buraya güzelce bunu şöyle yerleştirdik şimdi. Evet. Tabii henüz bitmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir de üstüne şöyle güzel süs yapalım. Evet, şöyle biberlerimizi, sivri biberlerimiz vardı ayırdığımız. Onları şöyle kestik. Şimdi üzerine yerleştirelim. Güzel bir süsleme de yapalım. Şöyle büyük parçalar halinde kesip güzelce yerleştirelim. Soğanlarımız vardı. Soğanlarımızdan da şöyle küçük parçalar. Son olarak da salça, su ve zeytinyağını biraz açtık. Bunu da bu malzememizin üzerine şöyle bir gezdiriyoruz ve artık tepsimiz gördüğünüz gibi hazır, fırına gidebilir. Biz kilis tavayı yorumlayarak yaptığımızı söylemiştik. Şimdi ilkinde patlıcanları çiğden koyduk içine. Bu defa ise ikinci bir tarif olarak bunu veriyorum ben size. Patlıcanları közleyebilir ve şimdi yapacağım şekilde de çok daha farklı, daha yoğun tat sevenler için bunu söylüyorum. Bu şekilde de zamanınız varsa yapabilirsiniz. Ne yapacağız? Önce patlıcanlarımızı güzelce biz ateşin üzerinde közledik. Şimdi onları soyalım. Aşama aşama devam edelim. Patlıcanımızı şöyle güzelce bir ince kıyalım. Bakın şimdi biz buna ne yapacağız? Patlıcanımızı şöyle güzelce bir küçülttük. Şimdi ben daha öncesinde bir tane de domates bunun için ayırdım ama bunu çok daha ince kıydım. Bununla patlıcanım ve biraz da sarımsak attım. Bunları birleştiriyorum.
arasında güzelce bir tavaya alacağız. Buna çok az da şöyle bir süt dökeceğiz. İyice yumuşasın. Hafif pişireceğiz şimdi. Bu pişirdiğimiz patlıcan közümüzü şimdi getirip tabanımıza koyuyoruz. Dediğim gibi bu ikinci bir yol. Daha öncesinde çiğden koymuştuk. Onun da tadı farklı ama daha aromatik, daha böyle damak çatlatan bir lezzet arayanlar için bunu da tavsiye ederim. Şimdi güzelce tepsinin dibine hafif boşluklar bırakarak kenarlarında patlıcan közümüzü koyduk. Üzerine de güzelce etimizi koyuyoruz. Şöyle güzelce bakın bastırıyorum. Ve o yüzden patlıcanı biraz daha ortaya doğru koyduk ki bunu bastırdıkça patlıcanı da alttan itecek ve o kendine yolunu bulacak. Renkleri görüyorsunuz. Harika. Şimdi üzerine şöyle bir de biber koyalım. Güzelce hem renklendirelim hem kızardıklarında harika tat versin. Şuna bakar mısınız ya? Öncelikle üzerine alüminyum folyolu yağlı kağıt kapattık. Bir miktar pişirdik. Daha sonra onu çıkardık. Üzeri de iyice kızarsın istedik. Ve geldiği nokta bu. Şimdi patlıcanlar ne durumda ben size onu göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Muhteşem oldu. İşte bu. Tam istediğimiz aroma bu. Müthiş kokuyor. Onu anlatamam. Yanına şöyle yine sebzeli bir bulgur pilavı yaptık. Şöyle küçük de bir salata hazırladık. Tam bir iftar menüsü oldu. Afiyet olsun arkadaşlar.